Herkese merhaba, günaydın, selamünaleyküm. Bu cumartesi gezeceğiz, dolaşacağız. Ekipmanımı falan hazırladım. Ekipmanım burada. Bu cumartesi ne yapayım falan diye konuşurken dün bir plan yaptım. Öncelikle şu ekipmanım kapağını kapatayım da arabanın içinde gezecek çünkü. Ekipman önemli. Ona bir şey olursa video çekemeyiz. Ne yapacağız bugün? Passat'a plaka aldım yeni. Yani mevcut plakalarını değiştirelim dedik. Biraz böyle hasarlıydı. GMG Euro'yu plakaları alacağım. Jantlarımızın boyası bitmiş. Jantlara bakacağım. Oradan belki vakit olsa arkası uğramayı planlıyorum. Oradan da otonomiye geçeceğiz. Yolda da ara ara muhabbet edeceğiz. Subaru XV var bu hafta. XV bize eşlik edecek. Bu hafta sonu koşturmaları XV ile yapacağız. Belki yarın da içerik hazırlarız. Bilmiyorum. Şu an keyfim yapmama yönünde ama. Arabaya bir bineyim. Çünkü bu hafta iş çıkışı muazzam yorgunluk vardı. Her gün bir şey çıktı ya. Her gün bir şey çıktı. Çok yorucuydu. Normalde iş çıkışı hiçbir şey yapmak istemem yani. Eve gelirim, yatarım falan, dinlenirim, video yaparım, uğraşırım, okurum. Ama bu hafta yok dişçiye git, yok oraya git, yok buraya git, komisyona git, mesai dışına git, polikliniğe git. Cuma günde bir arkadaşımızın düzenlediği toplantı vardı. Farabi sokakta, oraya git falan. Ya çok yoruldum ama araba, ya onu yapmazsam eksik hissediyorum kendimi. Hadi bir dolaşalım bakalım. Ha yok abi ya. Arkadaşlar GMG'ye geldim, plakaları alacağım da Göker Bey'e rastladım. Merhaba abi. Merhabalar. Göker Bey Vintage Detailing diye ben paylaşayım, bir Passat'ı yapacağız da. İnşallah. Olmadı bir aydır vallahi. Göker Bey'i hatırlarsınız. Bizim Mercedes'in folyosuna bir polisaj yapmıştık. Oradan hatırlarsınız. Kendi dükkanını açtı Göker Bey şimdi. Aynen. Vintage Detailing diye. Passat'a güzel şeyler yapacağız ama daha fırsat olmadı. İnşallah. Mustafa abi nasılsın? Abi ne haber? Hoş geldin. Eyvallah. Yine bir Subaru ile berabersin. Aynen abi. Valla XV yengenin arabası aslında. Değil mi? Valla aynen öyle. Güzel. Yengede bunun makyajcısı var değil mi Mustafa abi? Daha dün buradaydı. Aynen. Aynen. Bugün plakaları alalım da. Onlar da yoğun herhalde. Ha bakacaksın mı? Bakacağım ya. Gel dolanalım abi istiyorsan. Dur abi. Mustafa abi bakalım. İçini güzel yapmışlar. Makyajsıza göre içi güzel abi. Bence. İçi çok güzel canım. Hmm. Japon arabası gibi olmamış. Aynen. Herkes aynı şeyi söylüyor. Alman şeyi gibi olmuş var diyor. Bunlar falan. Mustafa abi sende değişme var ya. Niye? Kemeri taktı. Abi, şaka. Ben takarım ya. Ay pardon. Şaka. Hemen böyle bana şey yap. Ben kemersiz vallahi bak. Ya espri yapıyorum ya. Takılıyorum abi. Gençlere de kızarım hatta. Takmadıkları. 5 dakika dolanalım. Ama biz işte şey yaptıydık abi, sağ olsunlar. Yurt dışında pistte kullandıydık bu arabayı. Yani 2000'di tabii o. Biraz daha hani eğlenceliydi tabii. Ama yine biraz yani daha... Ben de 3 senedir var, 30.000'de ya araba. Hmm. Bir bak bakalım abi nasıl eskiye göre. Bence daha atik olmuş. Daha böyle kedi gibi. Biraz multitronikle atmosferik yoruyor da. Ya işte Subaru'nun en büyük yanlışı şey. Yani bir tane ufak bir turbo, 1.4 turbo falan yapsa. Aslında Levorg'da var 1.6 turbo da nedense buna koymuyorlar. Şimdi ben bu arabayı gençler bildiğim için nasıl gittiğini az çok biliyorum. Çok iyi yol tutuyor. Oyan abi sen sağdan frene bas. Abi ben basıyorum şu an zaten. Oradan görüyorum seni. Bizim eski videoları izlerseniz. Abi ben kendim... Ama gerçekten bunu duruş keyif veren mükemmel. Değil mi? Yani değil böyle mi? Normal gençler dışarıdan gördüğünüz o büyük devasa cipler falan Subaru'nun alakası bile yok. Abi ya araba baksana. Ve abi baksana. Virajı falan harika. Biraz daha güçlü olsa araba. Heh. Ama iyi. Eskiye göre çok iyi. Yani. Tabii canım. Tabii. Şimdi anda benim izlerim galiba. Yine çekim mi yaptınız ha? Böyle bazen gidiyor. Gerçekten ama şu direksiyon tamamen işin sonu. Yani aynen. Bunu kullanmayan, sürmeyen
X bir kişi hayatta anlayamaz. Dışarıdan sadece Jeep konseptinde araç gibi gözükse de. Aynen. Direksiyonda gençler gerçekten böyle bindiğiniz zaman araba sadece gitmeyle böyle seni hiç yormaz. Diğer araçların direksiyonları gayet serttir. Süspansiyonu falan. Onu çok iyi ayarlamışlar. Hem değil mi abi, yumuşak. Abi, fakat dediğini yapıyor araba. Yani şak şak. O çok hoşuma şey gitti. Yok yani motor sesinden falan da bir şey yok. Eskiye göre abi izolasyon özellikle lastik içlerindekini ben çok beğendim. Şey lastik güzel. Direksiyonu falan lastik içi dediği gibi güzel. Bu STI'larla aynı. Türkiye'ye gelmiyor ama ya STI'larla ya kabin de bayağı benziyor. Biraz şurası farklı, şurası değişik. Geçen ben X bir markayı araziye sokmuştum. Görmüşsün abi. Abi istiyorsan ayarlarız canım, şey sıkıntı yok. Offroad etkinliği de var da bir iki çağırdılar. Tabii o da şey oluyor be abi. Çok acımasız. Aynen. Bir de hani bir gün boyunca uzak kalacağız falan. Korktum lan, dedim şimdi şey olur. Çocuk mucuk bir şey olur, gidemedim. E hadi girelim. Bakalım ne kadar yüksek. Bu yüksek de sadece yer yumuşaksa sıkıntı. Sende offroad var mı abi? Allah. Ben acımam abi. Yok acıma değil. Şey var. Yalnız süper nasıl abi bak. Süper. Hiç tereddüt yani, yok. Dün ben de evin orada böyle bir yere girdim. Yumuşak çamur var. Hiç umurunda değil arabanın ya. Bir kere Subaru'nun 4 çeker teknolojisi çok başka. Şuna baksana yani. Bak. Bir de 4 çeker kalkıyor. Şey patinajı. Hiçbir şey yok. Tık yok. Tıklamıyor arkadaşlar. Ve bu araç 1600 motor. Aynen değil mi? Tabii. Bir orada. Yalnız abi sen de fark etmişsindir. Güçsüz olsa da atmosferik çok zevkli ya. Tabii. Yani böyle gaza bastığın an hani tak o cevap var ya, tork düşük olsa da o muazzam zevkli. Sana abi şöyle mesela. Şurada yani, şöyle duruyorsun gayet normal. Yaklaşma açıları falan da harika. Biz işte o zaman bunu iki tekere falan kaldırdık, o çapraz geçiş cross tilt falan yapıyorsun ya abi. Zaten baksana motorun bak, dengesi biliyorsun her arabada farklı. Yani, şu an yalnız sıfır sürtmeyle tabii çıktı, hiç umurunda değil arabanın ya. Arkadaşlar boxer motorun teknolojisi şanzımanla beraber birbirini birleştirdiği için araç dümdüz duruyor. Dört tekere bağlanıyor, şaftı her şeyi mükemmel şekilde. Ağırlık merkezi, ağırlık tabanda. Tam tabanda. Bindiği zaman dengesi mükemmel bir araç oluyor. Doğal olarak da çok güçle alakalı bir şey yok. Teknolojisi çok yüksek bir dört çeker teknolojisi olduğu için Subaru'nun gayet iyi şekilde biniyorsunuz. Adamlar motorla işi yok. 3-4 tane motorları var. Onu koyuyorlar, teknolojiye güveniyorlar. Ne sağlık abi, güzel. Valla bence çok güzel ve keyifli bir araba. Aynen. Ve uzun yolda ben size şöyle söyleyeyim. Asla ve asla yormayacak bir araba. Her iki otobanda falan mükemmel giderseniz. Sürüş olarak da anladığım kadarıyla direksiyonla kruzu, adaptif sistemi, adaptifi. Abi şey var, şerit takip. Yani. O adaptif kruz, çarpışma uyarısı direksiyonu düzeltiyor. Şeyde, yani, şeritte. Şerit takip S63'te var. 1,5 milyon lira verince oluyor. Aynen. Şeride sokuyor. O çok güzel abi. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bir anda böyle hızlı bir şey geldi. Böyle teste giriverdik. İyi oldu abi. Güzel ya. Abi yapalım ya. Format yapalım beraber. Çekim formatı. Çekim. Test. Güzel güzel. Teşekkür ederiz. Tamam. Ben teşekkür ederim. Kaan. Ne yapıyorsun? Ya. İyi abi. Düşmek istiyor bende. Ya isteyebiliriz. Spor diyor, istiyor, spor diyor. Kaplayacağız arabayı. Merhaba. Ramazan abi. Şenem Bey. Oh. Evet. Mühürlü plakalarımız geldi. Diğerlerini teslim ettik, eskileri. Bir de Serdar sağ olsun buna vernik attırdı. Vernikli plaka da ayrı bir güzel. Ya Mercedes'e de olmazsa yapalım. Gerçi satacağız herhalde Mercedes'i de, belli değil. Haftaya ilana koyacağım. Güzel olmuş. Valla vernik çok iyi gösteriyor ya. Bu da plakada AP plaka diyorsun. Kaan, orijinalleri teslim ettik, bunu aldık. Bunlara da işte şey yaptık. Nedir o? Vernik attık, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Verniği de herkes atamaz işte. Aynen işte, çatlar, kırılır, aynen. Tutmaz. Ya da tutar. Yumuşatıcısı falan aynen. Farklı yapılıyor bu. Sert değil mi bu biraz daha? Yok, bu daha yumuşak. Çünkü buna taş geliyor, şey geliyor. Eğer sert olursa en ufak bir taş da tak diye çatlar, sararır bir de. Sararmasını da önlemek amaçlı farklı bir şey. GMG'de formunda ya. Aynen. S63 formatik. Vah, onu görmedim. S63 kupe. Ama işte kullanabilsek keşke. Neyse. Hadi bakalım. Biraz ses var ama Serdar'a da bir ara şey yapacağız. Bu da M3 Rino arkadaşlar. Sökülmüş hali. M3 Rino.
Egzoz sesi güzel baya. Evet arkadaşlar, şimdi de jantlara bakmaya geldim de götüreyim ben. Burada şimdi evde biraz bakayım ben bunlarla. Aa, Mehmet abi ellerinize sağlık valla. Çok güzel olmuş. Şimdi CNC'leri, boyaları yenilendi. Valla şık gözüküyor. Hoş gözüküyor. Ellerinize sağlık abi. Şimdi biz bunları... Şimdi bunları Subaru'nun bagajına atalım. Evde dursun. Bizim jantlarımız satılık bu arada. Aslında bir kardeşimiz alacağım dedi ama tam bir netleşemedik. Aklında olan varsa da benim yazlıklar satılık. Fotoğrafını şöyle alta koyarım. Aha. Jantlarım satılık yani. Sadece jant lastikler duracak. Bir bakalım. Arabamız da satılık. Her şeyi satıyoruz. Jantlarımı aldım, arkaya attım. Bizim jantları da bakalım vereceğiz duruma göre. Havaalanı yolundayım, otonomiye doğru gidiyorum. Kendi düzeltiyor bu otonom sistem, bak. Hop. Ya şey, bugün yoğun bir gün oluyor dediğim gibi, az önce sabah evden çıkarken dediğim gibi, ama değiyor tabii şey. Biraz muhabbet edeyim dedim. Sabit kamera takmayı düşünmedim. Yol zaten kalabalık. Biz bu arabada bugün hani bize eşlik etti. Mustafa da test etti. O da beğendi. Yani güzel bir araba. Tercih edilmesi mantıklı. Tek şey işte yorumlar vardı. Instagram yorumlarından yola çıkarak söylüyorum. Yakıt. Yani 1.6 benzinli 4x4. Yakıt ben 10 litre falan olur diyordum. Hani öyle bir dedikodu var piyasada. Yanlış. Ben bu arabayı gerçekten sıkıştırarak sürdüm. Yani gördünüz, Mustafa abi de şeye çıktı, araziye çıktı. Ben de hiç dikkat etmedim açıkçası ne yakacak diye. Şu an Perşembe sunroof'a çıkmış, onu kapatayım. Perşembeden beri kullanıyorum. 227 km yapmışım. Ortalaması böyle arkadaşlar. 8.6. Bu bir test ortalaması. Yani testte ne yapılır? İşte 190'a kadar ben zorladım. Şehir içinde hiç sakınmadan kullandım basarak. Yani test, yani test ediyoruz. Bu kadar sert kullanmaya rağmen 8.6 yakıyorsa, yani bunu şehir içinde normal kullanımda 8 civarlarında, 7.5-8 arası bile düşünebilirsiniz. Gerçek, yani o açıdan normalmiş yani, aşırı değil. Ve buna bir açıklık getirmek istedim. Eğlenceli bir gün olacak gibi. Bakalım şimdi ya Range Rover ya başka bir şey var. Ne bekliyor bizi test için? Beraber görelim. Drone'la bir şeyler çektim. Şimdi çekime gidiyoruz. Discovery Land Rover. Güzel araba. Hoş araba. Bunda da hata boya yokmuş. 7 kişilik falan. Discovery'lar hep eğlencelidir. Doğa sporları vesaire. 2.7 293-200 beygir civarı. Şimdi bunu bir test edeceğim. Oturuşu çok eğlenceli bu arabalar. Yüksek. Telefonumuzun yeri hazırmış hocam. Şuraya koyalım. Sus lan anahtar. Şu motor çalışma sesi size gelirse duymanızı istiyorum. Sistem check. Ben bu 6 silindir hastalığını ne yapacağım bilmiyorum ya. Dizel olmasına rağmen böyle kafayı sallıyor. Çekelim bakalım biz. Discovery'i çektik, yemek yedik, takıldık başka bir range'le. Sonra o range'i kullanırken böyle yoldan bir şey geçti. Dedi Yusuf abi, dedi şuna bir bakalım. Bir canavar kullandık. Küçük Instagram görüntüleri var. Hafta sonu aktiviteleri hep arabayla. Yusuf abi teşekkür ederiz. Rica ederim. Bu haftaki bir arabamız bu değil. Belki haftaya olabilir, vakit bulursak, her şey yolunda giderse. Bu arabada Land Rover'ın, Range Rover değil mi abi bu? Range Rover Vogue. Vogue. 4.4 benzinli. Ama bu hafta biz Discovery çektik. Yani bayağı güzel video oldu benim için, tecrübe oldu. Teşekkür ederiz. Araba yalnız bayağı temiz ha. Yani çok hoşuma gitti abi. Renk seçimi, dikişleri. Aynen. Özel bir hissiyat veriyor bu insana. Bir test edelim inşallah. İnşallah. Abi, bir ekip var biraz.
Şimdi arabacılığın gerektirdiği de ben bu arabaya nasıl bineceğim onu bilemedim be abi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Yusuf abi şey buraya basabiliyoruz mu şuraya? Ya bas sıkıntı yok. Bas, şu basama. Hadi bismillah. Vallahi da çıktık. Merdiven getireyim. Az önce otonomiyi yıkıyordu bu araba. Erk galeriden. Biz de dedik bir Yusuf abiyle arabayı bir çıkaralım. Canımsın. Küçük kalmışsın ama. Yürütüleri var. Biri çıldırıyor. Şey test yapıyor bu tamam. Arabayı kirletti. Neyse. Şimdi de Galaxy'yi çekiyoruz bakalım. Galaxy'de de güzel bir şeyler çıkacağını biliyorum. Bugün yoruldum ya bayağı bir. Bu da bitsin eve gideceğim. Daha doğrusu evin işlerini halledip eve gitmem gerekiyor. Hadi bakalım. Vallahi yorulduk. Yusuf abi teşekkürler. Rica ederim. Bu vlog olacağı için burada muhabbet, sohbet. Dayılar falan geliyor işte. Dikkat çekmeye başladı otonomi de ama yıktın abi ya. Jeep'le. Şey araba jipin önünde de Filoğlu yazıyor. HKS'nin arabasıymış o önceden. Godzilla bayağı iri bir şey. Keşke onda kamera yanımızda değildi. O yüzden öyle eğlencesine bindik ona. Bugün için teşekkür ederiz abi. Rica ederim. Videolar bu hafta gelecek. Galaxy var. İşte disco var arkada. Galaxy. Umarım beğenirsiniz videoları. Bakalım artık neler olacak. Ben yola koyulayım. Saati de 6 ettik ama yaz geliyor. Hava hala açık. Şimdi eve gideceğim, jantları falan indireceğim. Çok da geç kalmamam lazım ama evden de bir iki bir şey istediler. Onları Keçiören'deki metroya uğrayıp alayım. Bugün de burada kapatırım muhtemelen. Vallahi arkadaşlar çılgın bir gün oldu. Vlogları inşallah beğeniyorsunuzdur. Biliyorum yani Mercedes'in içinde eski klasik muhabbet, sohbet, dert yandığım şeylerden de yapmıyorum bir 2-3 haftadır. Tabi araba bulunca onları unuttuk o içerikleri. Onlardan da yapacağım inşallah. Onların da talebi var ayrı ayrı. Bugün aslında Borusan'a da gidip bir sormak istiyordum. 4 düşüncem var. 4 serisi 28 olur. 18 düşünmüyorum da 28, 20, X-Drive bakıyorum yani ne bulabilirsem. İşte onu o konuyu koşturacağız bu ara. Mercedes'i satıyoruz. Ama tabi çok istekli değilim. Ve hani burada söylemek istediğim bir iki bir şey var o konuyla ilgili. Fiyata yorum morum yani bu sonuçta az bulunabilecek, temiz, gözünüzün arkada kalmayacağı para verdiğiniz zaman bir araba. Gayet yani Türkiye'de az miktarda bulunan, koltuğu vesairesiyle oldukça niş, zevkli bir araba. Öyle olunca da ben hani zaten hani illa aman satayım gibi bir düşüncem yok. Satılmazsa da binerim. Hiç şeyim değil. Keyifle de bindiğim bir araba. Kilometresi de düşük. Yani 2 yıl, 3 yıl daha binerim yani. Hiç şeyim değil. Ama hani başka arabalarda deneyimlemek istiyoruz. Arabacı olalım. Hatta hani alışırsak böyle almaya satmaya proje arabalarına geçiş istiyoruz. Bir tane rutin araba falan. Yani bu arabacılığın gerektirdiği bir şey. O yüzden hani böyle alayım satayım. Bu ikilemler bu yüzdendi. Yani buna alışma süreci geçirdik. Yoksa hani herhangi bir gündem yaratma derdimiz yok. Bu bizim kendi içimizde yaşadığımız bir telaş. Buna da açıklık getirmek istedim. Bakalım önümüzdeki günler ne getirecek? Ben de çok merak ediyorum. İnşallah siz de evlerinizde iyisinizdir. Bu videolarla güzel vakit geçiriyorsunuzdur. X-Way'e de teşekkür ederiz. Otonom sürüşüyle, artmış izolasyonuyla, rahat ısıtmalı deri koltuklarıyla bize bu güzel bir gün yaşattı. Yağmurluydu hava. Şu anda yerler ıslak. Bu ıslak havada işten dönerken falan muazzam sağanak vardı dün de. Gayet güvenli şekilde 4x4'e güvendiğim için hiç aklımda bir şey kalmadan çok güvenli ve zevkli bir şekilde Ankara'da bu hafta sonu seyahat ettim bu arabayla. Yani söyleyeceklerim bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ne diyeyim? Görüşürüz.